Merhaba arkadaşlar, full yayınlarının üçgende açılar testini çözmeye başladık dostlarım. Birinci testimle hemen başlıyoruz. İlk soruya bakalım ne diyor. Şimdi diyor ki AB paralel DC demiş. Tamam, paralellik varsa biz ne arayacaktık? MUZ dediğimiz kural, yani UZM kurallarını arayacağız dostlarım. Paralellik neredeymiş? AB ile DC arasında bir paralellik var. O halde şurada bir Z kuralı var. Bakın hemen şuradaki açıyla şuradaki açının eşit olduğunu gösterdim. Şurada bir U kuralı var dostlarım. Şurayı görün hemen. U kuralımız var şurada. Onu da gösterelim. 60 ile şuradaki açının toplamı 180 olacak. O halde burası 120 derecedir. 40'ı buraya yazdığım için şuraya da 80 dereceyi paketledim. Hemen şurada bir üçgen gördük dostlarım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 80 burada, 15 de burada, 95 yaptı ki hemen X'e de ne kaldı 180'den çıkarttığımızda? 85 kaldı, yapıştırdık gitti. Geldik ikinci soruya, bakalım ne diyor. Bir ABC üçgeninin iç açıları 2, 3, 4 sayılarıyla doğru orantılı olduğuna göre. Şimdi bir üçgenin iç açıları 2 ile doğru orantılıymış 2K yazdım. 3 ile doğru orantılıymış 3K, 4 ile doğru orantılı 4K'yı yapıştırdık hemen buraya. E bunların toplamı neye eşitti dostlarım? 4, 7, 2 daha 9K yaptı. 9K'nın biz 180 olduğunu biliyoruz. O halde K dediğimiz sayı 20. Bize diyor ki en küçük iç açısı kaç derecedir? Yani 2K'yı soruyor bize dostum. 2 kere 20'den 40'ı yapıştırdım hemen. Geldim 3. soruya. Ne diyormuş bu? 30 dereceyi 40 dereceyi verdim diyor sana. Tamam, onları gördük. BAD açısı, BAD şuradaki açı ile ADC açısı, ADC şuradaki açının toplamı 180 dereceymiş dostum. Şuna X diyelim, şuna da Y diyelim. X ile Y'nin toplamı 180 dereceymiş, öyle söylemiş soru bize. Peki Y'nin hemen şu dışındaki açıyla şuradaki açıyla Y'nin toplamı da 180. O halde buradaki açının ne olması gerekir? Kesinlikle X olması gerekir ki çünkü X ile Y'nin toplamı 180'di. Demek ki burası da X. E şurada bir 30 var, 2X var. 2X'in toplamı 150 oldu. Demek ki X'ler de 75-75 parçalandı. X 75 ise şurada bakın 40 ile alfanın toplamı, hani iki iç açının toplamı 3. açının dışına eşitti. Demek ki 40 ile alfanın toplamı 75'e eşit. O halde alfa 35 derece geldi Goberler. Bakalım 4 numaralı sorumuz ne diyor? ABC bir üçgen diyor. Eşit açılarımız var bir sürü, gördük bunları. Beta var. Alfa ile betanın farkını da 20 vermiş bize. Şimdi ne öğrendik dostlarım? Eşit açı görünce aynı harfi yazacaktık. Hadi yazalım. Şu tek çizgili açılara X diyelim. Noktalı açılara da Y, Y diye yazalım şöyle. Başka neler görüyoruz? Şu 2x ile şurada bakın şu üçgene bakıyorum. Adana, Bursa, Ceyhan üçgenine bakıyorum. X, Y, Y, X. Bu 4 açının toplamı 180 olacak. Ne var bu üçgenin içinde? 2 tane X var, 2 tane de Y var. 2x ile 2Y'nin toplamı 180'miş. 2'ye böldüğümde X ile Y'nin toplamının 90 olduğunu buldum. X ile Y 90 ise şu tepeye de 90 kaldı dostlarım. Tabii ki burası da 90, burası da 90 oldu. Bakın ne bulduk? Beta ile alfanın toplamını da, beta artı alfayı da 90 olduğunu gördük şu üçgenden dostlar. Şimdi amca bize bir de bir şöyle bir bağıntı vermişti. Alfa ile betanın farkını 20 vermiş. Onu da yazalım. Alfa eksi beta eşittir 20. Hadi bunları alt alta topladığımda bakın betalar gitti. 2 tane alfa eşittir 110, alfa eşittir 55'i bulduk. Bize de neyi soruyor? Alfa kaçtır diye soruyor. 55 bulundu cevap. 5 numaraya geçtim dostlar. Bakalım neler göreceğiz burada. Diklikleri gördük 2 tane. Şöyle bir 2x-40 açısını söylemiş. Bir de CAB.
C, A, B. Yani şuradaki açının da x eksi 10 olduğunu söylemiş. Onu da şöyle gösterelim. X eksi 10. Hadi şuradaki açıya biz bir y diyelim. Y'nin ters açısı da y olacak. Ve bakın dostlarım, y ile şu açının toplamı da 90 oldu. Y ile bu açının toplamı da 90 oldu. Yani bu ne demek? Buradaki açıyla buradaki açının ölçüsü birbirine eşit demek. Yani x eksi 10 eşittir 2x eksi 40'mış. 40'ı buraya atalım, artı gelsin, burada 30 oluştu. X'i de buraya atalım, sadece x kaldı. Demek ki x eşittir 30 çıktı. Ha, bize x'i mi soruyor, ona bakalım. A, C, F. A, C, F. Yani şuradaki açıyı soruyormuş. Cevap 30 değil o zaman. X'i 30 bulduk. 30'dan 10 çıktı. Şurası 20 derece oldu. 20. 90 daha 110. Buraya da 70 kaldı. Cevabımız 70'miş arkadaşlarım. Aman dikkatli olalım. Geldik 6. sorumuza. Ne diyor? ABC bir üçgen. Bir sürü eşitlikler var. Bakın şurada bir ikiz kenar var. Hemen aynı açılarımıza 25-25 diye yazdık. 25 ile 25'in toplamı 50. Şu üçüncü açının dışına eşit olacak. Burası da 50 derece geldi. Burada da bir ikiz kenar üçgen var. Yine taban açılarına eşit olduklarını gösterelim. O halde burası da 50. 50 ile 50'nin toplamı 2 iç açıdır. Üçüncünün dışına eşit olacak. Yani şu alfaya eşit olacak. Alfamızı 100 bulduk dostlar. Cevap Edirne'den geldi. Evet, şimdi geçtik bunu. İlk 6 sorusunu alalım diğer sayfamızı. 7. soruyla devam ediyorum dostlarım. Bakalım ne diyor? ABC bir üçgen, ikiz kenarlarımız var iki tane, 40 derecemiz var. BAC, yani şuradaki açının tamamı acaba kaçtır diye bir soru soruyor bize. Peki, eşit açıları gördük. Burada hemen ikiz kenardan doğan eşit açılarımız. Aynı harfi verdik onlara. X, X. Yine şurada da bir ikiz kenarımız vardı. Y, Y diye de bunlara söyledik. Şimdi bütün üçgenin iç açılarını toplayalım dostlarım. Bakın X var, X var, Y var, Y var, bir de 40 var. Yani 2x var, 2y, bir de 40'ın toplamı neye eşit olacak? 180'e. Demek ki 2x ile 2y'nin toplamı 140 olacak. 2'ye böldüğümde de x ile y'nin toplamı 70 gelecekmiş Goberler. Peki bize şuradaki açının tamamını soruyordu. 40 var, x ile y var. X ile y'nin toplamı zaten 70. Bir de 40'ı ekledik buna. Geldi cevap 110. 8 numaradayım. ABC eşkenar üçgenmiş. Madem ki eşkenar üçgen, bütün açıları 60 derece olacak. O halde şurası eşit bölündüğü için 30-30 geldi. Şurası da 60 olacak. Şuraya da ne kaldı dostlarım? 60 olması için 50 derece kaldı. Ve bakın şu üçgendeki iki iç açının toplamı, yani 30 ile 50'nin toplamı 80. Üçüncü açının dışına eşit olacaktı. Yani x'e eşit olacak. O halde x 80'i paketledik Goberler. Şuna geldik, 9. sorumuz. ABC bir üçgen, AD eşittir AC, 70 derece verilmiş. 70 dereceyi gördüm, ikiz kenarı gördüm. O halde şu eşit açılara hemen kaç derece ise yazalım. 70 burada var, 110 kalıyor bu iki kardeşe. 55-55 paylaştılar bu 110'u. Bakın son darbeyi, öldürücü darbeyi şuradan vuruyorum. İki iç açının toplamı üçüncünün dışına, yani 55'e eşit. O halde 20 ile kaçı toplarsam 55 olur diye soruyorum. Cevabım 35 çıktı gitti. Hadi okuyalım 10. soruyu, bakalım ne diyor. DE, yine ikiz kenarlar görüyorum. Önce şu küçük ikiz kenarla başlayalım dostlarım. Taban açıları yani 80 ise Edirne'de 80 derece olacak. Hatta 80 180 160, şu üçüncü açıya 20 kaldı. Eşit olduklarından dolayı burası da 20'dir. Yine bir ikiz kenar üçgenim var. Büyüğü de ikiz kenarmış. Taban açılarına 20, 20'yi yazdım. 20, 20 daha 40. Alfaya kaldı. 180 olması için 140 derece dedik. Geldik şu soruya. Yeni nesil bir soru arkadaşlarım. Bir okuyalım bakalım ne diyor. Ahmet, Berke, Deniz Erdem ve Cenk. Tek kale maç yapmaya karar veriyorlar. Bu 5 arkadaş sırasıyla A, B, D, E ve C noktalarında bulunuyorlar. Yani hepsi isminin baş harfiyle aynı sırada bulunuyorlarmış. İlk olarak oyuna Ahmet başlıyor ve Berke'ye pas atıyor. Ahmet'ten Berke'ye bir pas geldi.
Sırasıyla Berke Deniz'e, Deniz Erdem'e, Erdem Ahmet'e, Ahmet ve son olarak Ahmet ise Cenk'e pas attığında Cenk topu kaleye atıyor. Topun hareketi boyunca izlediği doğrultulara bakıldığında diyor. Tamam. BAD açısı, görelim onu. BAD şuradaki açı DAE'ye, DAE şuradaki açıya eşitmiş dostlarım. Tamam. Ve EAC açısı, EAC şuradaki açımızsa, şu açı CAF'ye, CAF'ye yani şuradaki açıya eşitmiş. Eşit açıları görünce ne yapacaktım? Aynı harfi verecektim. X, X, Y, Y. Hemen şunu da söyleyelim. 2X ile 2Y'nin toplamı ne yaptı dostlar? 180. O halde X ile Y'nin toplamına da 90 derece kaldı. Şuraya da 90'ı yapıştıralım. Devam edelim soruyu okumaya. Diyor ki ADB açısı 126 derecedir. Adana, Denizli, Bursa açısı. Adana, Denizli, Bursa açısı. Yani şurası 126 derece. O halde dış açısına kaldı 54 derece. Bize de diyor ki buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Hemen bakın şu 90'ı iyi ki de bulmuşuz. Çünkü şuradaki üçgen dik üçgen çıktı. Ve bir açısı 54 derece dostlarım. Bir açısı 54, 90 daha 144 yaptı. Alfaya da kaldı 36 derece. Yani cevabım Edirne'den çıktı gitti kardeşler. Evet dostlar, ilk testimizi gömdük. Bir sonraki videomuzda da ikinci testi gömeceğiz. Hadi görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.